Değerli ulusal kanal izleyicileri, ulusal radyo dinleyicileri, iki konuğum, çok yakından tanıdığım iki sanat insanı, sanatçı, ressam Hasan Çevik ve bir kültür temeli Südor ailesinin galerici evladı Telga Südor Mendi. İki konuğumla şu an süren sergide, Sessiz ismini taşıyan sergide, güzel sergide, önemli sergide, serginin ev sahibi Telga ile başlayacağız. Telga Mendi Südor, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir duygu içinde ifade ettim, anons yaptım. Köklü bir aile, evet, Südorlar, onların evladı Telga. O ortamda büyümüş genç insan, bugün galerici ve çok güzel sergiler yapıyor. Cezayir Sokağı'nın hemen Çukur Cuma ile birleştiği noktada özel seçkin galeride. Ve sergi Ulusal Kanal izleyicilerinin daha önce birlikte oldukları, Ulusal Radyo dinleyicileri, şimdi radyomuzda var, dinliyorlar. Hasan Çevik, farklı bir kişilik, bunu göreceğiz konuşmamız, programımız içinde. Bu sergiden başlayalım önce. Sonra Südor ailesini sizinle konuşmak istiyorum. Yalnızca Telga Südor Mendi ile bir program geçmez. Südor ailesini temsil ederek burada olduğunuz şartlarda. Hasan Çevik sergisi. Buyurun efendim. Hasan Çevik her şeyden önce çok takdir ettiğim genç sanatçılardan. Kendisinin yapıtlarını yakından izledim ve beğeniyorum. Hala da çok çok beğeniyorum. Ayrıca bir iş arkadaşlığımız da oldu. Daha önceden aynı üniversitede ders de verdik. Ben o zaman henüz daha galeriyi açmamıştım. Ben ufak bir şey anlatmak istiyorum burada Hasan'la ilgili. İşten çıktık, eve dönüş yolunda bana bir şey söylemişti. Dediği de şuydu, düzgün, etik değerlere saygısı olan bir galeride ilk sergimi yapmak çok hoşuma gider diye öyle bir aklımda da kalmış. Ben de demek ki açtığına göre sergiyi etik ve düzgün görüyor. Öyle gördüğünü anladım. Her şeyden önce buna çok seviniyorum. Hasan'ın ikinci sergisi Galeri Diyani'de, yani ikinci kişisel sergisi. Galeri Diyani'deki ilk sergisi. Daha önce karma sergilere katıldı. Ve bu süre içinde karma sergilerde de getirdiği yapıtlarda hep gelişimini izledim. Çok da beğendim. En sonunda da kişisel sergi teklifi götürdüm. Sağ olsun kabul etti. Ben de sergi açan sanatçılara asla karışmam. Hiç atölyesine de gitmem sergi süresince. Hasan'ın atölyesine hiç gitmedim. Hiç gelmedim. Hiç gitmedim. Çünkü ne olursa olsun bir müdahale olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir galericinin varlığı bile müdahale sayılabilir. Çünkü sanatçı ne olursa olsun galericinin, yani galeristin ağzını içine bakar. Yani ne diyecek acaba, ne hissediyor? Belki hareketlerimden etkilenir. O yüzden ben gitmeyi doğru bulmuyorum sergi hazırlığı süresince. Ben eserlerle ilk defa fotoğraflarda karşılaştım. Basına vereceğimiz fotoğraflarda. İnanın çok mutlu oldum. Yani o süreç içinde iyi ki gitmemişim. Çok güzel bir sergiyle karşı karşıya kaldığımı hissettim. Yani daha o adını söylemeden sessiz olduğunu anladım. Çünkü gerçekten esasında sessiz ama orada bir duruş var. Evet. Yani o duruş çok önemli. Evet. Dingin bir duruş, sessiz ama çok sağlam bir duruş. Evet. Kompozisyon olarak, yani sanatsal değerler olarak çok sağlam. Evet. Ve hani kişisel olarak da sağlam bir insan. Tüm o karakteri ve sanat yaşamında yola çıktığı o sağlam adımları bu resimlerinde belli. Ben çok mutluyum bu sergiyi açtığım için. Hasan'ın resimlerini bizim galeride böyle hepsini bir bütün olarak görmek beni çok mutlu etti. 360 derece dönebiliyorsunuz sergide. Çünkü yani
sergiyi gezdiğiniz zaman esasında resimlerin hepsinin bir bütün olduğunu görüyorsunuz. Bu çok rastlanır bir durum değildir. Evet. Muhakkak izleyicilerin gelmesini, görmesini isterim. Öneriyoruz. Öneriyorum. Evet, Hasan Çevik, kültürel zeminin kaynağını önceki programımızda birlikte olduğumuz Ulusal Kanal izleyicileriyle paylaştığımız programda gördüm. Sanat eğitimini rehberlikle birlikte İstanbul ağırlıklı merkezli sürdüren Türkiye'nin en önemli kültür sanat kentinde dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlarla İstanbul'u paylaşan atölyesiyle atölyesinin ağırlığını izleyicileriyle farklı biçimde sözle de paylaşan insan. Tarihsel doku, zemin ile özgün kendi imzasının uyumunu ben de bu sergide gördüm, sessizliğe gördüm. Söylediği Telga'nın çok açık. Sergiye başka isim de verilebilirdi tabii ama herkesin sanıyorum birleştiği bir şey oldu. O bütünlük hissedildi, sessiz hissedildi. Neler söyleyecek sanatçı? Tabii sessiz ismi kendi gidişatında belirdi. Hani Telga da ona birazcık aslında işaret etti. Hani şu serginin adı bu olsun diye bir düşünce söz konusu değildi. Fakat ben resimleri yaparken o duygu içerisinde oldum. Yani o sessizlik, o sükunet duygusu içerisinde. Çünkü çıkış noktası benim doğa içerisinde hissettiğim idi. Öyle olunca da bir şekilde isim arkasından gelmeye başladı ve netleşti. Tabii ki benim az önce kültür sanatın farklı alanlarında da var olduğundan bahsettiniz. Zaten dikkatli gözle resimlere bakıldığında aslında resimler Anadolu'nun birçok çevresinde atıfta bulunabilecek belli karakterler taşıyor. Tabii ki bunlar çok net değil. Bir netlik amacım da yoktu. Fakat bir şekilde benim Anadolu coğrafyasında gördüğüm, hissettiğim, var olduğum, bazılarını çok iyi, bazılarını da o kadar iyi bilmediğim alanlardan parçalar aslında bir araya geldi. Ve onda dikkatli gözler, o izleri, sergi açılışında da çok fazla bunda karşılaştım. Özellikle benimle beraber turlarda bulunmuş olan misafirler ya da rehber arkadaşlarım bu izleri daha net bir şekilde aslında resimlerde görmüş oldular. O bakımdan süreç kendi içerisinde galericimin yani Telga'nın hiç müdahalesi olmaksızın zaten böyle bir müdahale de galiba bir sanatçı için hoş olsa gerek değil. Fakat galericiliğin nasıl olması gerektiğini güzel bir örneği bakımından Telga benim çalışmalarına hiçbir şekilde müdahalede bulunmadı. Zaten bulunmasında da herhalde izin vermezdim. Böyle olunca da resimler benim kesinlikle ara ara biz telefon konuşmalarında zaten kendisine de bunu da ifade etmiştim. Çünkü gerçekten de o bir iş üretme süreci sanatçının bir başına olduğu çok trajik bir ortam gerektiriyor. Kapanıyorsunuz, yapayalnızsınız, bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Yapabildiniz mi, yapamadınız mı? Bu ayrı bir sorun ama o üretim sürecinde tamamen kati bir yalnızlık, bir başınalık gerekiyor. Bunda birisinin ya şöyle olsa daha iyi olur muydu ya da başka kaygılarla müdahale etmesi benim için hoş olmayacaktı. Ona da büyük bir saygı gösterdi. Sadece benim için değil, bütün yaptığı sergilerde aynı hassasiyeti kendisi gösteriyor. O yüzden de Galeri Diyani benim için keyifle sergimi açtığım bir galeri oldu. Evet. Diyani adını da saygın isim, annenizden, özel isim babanızdan yaptığım programlarda aldım. Ama izleyicilerimize bir kere daha Südor soyadının tarihi anlamında da galerinin adının gelişini sizden alalım izleyicilerimize. Tabii. Baba tarafım özellikle tam İstanbullu. Şimdi Südor soyadı da oradan geliyor ama Diyani de oradan geliyor. Diyani soyadlarımızdan teki diyelim. Benim babamın anneannesi İtalyan asıllı. İstanbul'a bir Türkiye aşık olup geliyor ve burada kalıyor. Kaldığı yani yaşadıkları evde ilk önce ben galeriyi açtım. O bir tesadüftü. Geziyordum. Yani tesadüf demeyeyim. Enteresan bir karşılaşma. Galeri için mekan arıyordum.
Karşıma ninemin oturduğu ve Türkiye'ye geldiğinde ilk 20 yılını geçirdiği yer çıktı. O özel yapı çıktı. Bundan dolayı da hemen galerinin adını Galeri Diani koymak istedim. Biraz ninemi de çok severdim. Kendisini buradan rahmetle anıyorum diyeyim. Çok severdim kendisini. Evet. O yüzden onun isminin de yani soyadının da ailesinin de devam etmesini istedim. Evet. Galeri Diani dedim. Şu anda biz konuşurken Gülseren Hanım ve Teoman Bey'in fotoğrafları da geçti. İstanbulluluk, eski İstanbulluluk bayağı eski. Bayağı eski. Yani İstanbul'un tarihi kadar eski diyebilirim. Yani çok eskiye dayanan bir aile. Yani babam araştırmasını yapmıştı. Artık 500 yıl evvelkinden 500 yıl evvele kadar gitti. Daha evvelkini artık araştırmadık, 500 durduk. 500 yıl öncesine zaten kadar belgelerle kim nereye dayanıyor evet, biliniyordu. Evet. Öncesi de öncesi de vardı da artık araştırmak çok zor evet, oldu. Yani bir yerden evet, sonrasını araştırmak güçleşiyor. Evet. Böyle bir ailenin içinden sanat tarihiyle Bedir Rahmi Eyüboğlu, Mimar Sinan Akademi'nin değişmez hocalarından, hocaların hocası. Onun öğrencisi olan baba ve anne var. Aslanı olan baba var. Evet. Oradan gelen bir tarihin bugün devamı. Çok güzel bir galeride. Kültürel derinlik dediğimde Hasan Çevik'in burada Kariye Müzesi'nin tarihi üzerine sohbetimiz, Rönesans, İtalya'ya gidenler ve orayı değiştiren tarih içinde İstanbul'dan bakışı sizinle başka programda da daha derin konuşalım. Konuşmuştuk. Rehberlikte anlattığınız şeyler. Bunu planlamıştık böyle bir şey yapalım evet, diye. Evet yapalım. Kültür tarihi çok, gezileri çok yapalım. Yapalım sizler de yardımcı olun. Çok en eksik olur olduğumuz şeylerden biri bu. Denizin içinde olup denizi bilmemek gibi. Aynen. Evet yani İstanbul'un içinde olup İstanbul'u bilmemek gibi. Yani bu evet, eksikliklerimizi gidererek her yerel seçimler yaklaşırken şimdi birilerine de uyarı programlarını alsınlar bunu kültür gezilerine. Değil mi? Sanat gezileri çok önemli. Zaten çok sıklıkla aslında yapılıyor. Son yıllarda ağırlık kazandı. İşte malum bütün neredeyse kent belediyeleri böyle faaliyetler yapıyor. İstanbul'da da benim gözlemlediğim özellikle Beyoğlu ve civarında artık 13-14 yaştan itibaren birçok insanın kenti keşfe çıktığını görüyorum. Evet. O anlamda belki eskisi kadar sanki daha kısır değil. Biraz evet, daha bir merak var ama sosyal, bu merak evet. Sosyal medya da buna çok yardımcı. Kesinlikle. Gençlerin arasında inanılmaz bir iletişim var. Cumhuriyetin değiştirici, dönüştürücü gücünü koymak adına soruyorum bunu. Hasan Çevik, öyle bir kült Anadolu kökler anlamında İstanbul'da sanat eğitimini alıyor, devam ediyor, çeşitli farklı kurumlarında yüksek lisans yapıyor, devam ediyor, hocalık yapıyor, öğretmen yetiştiren kurumda, güzel sanatlar fakültelerine geçerek bir taraftan da hayatını örgütlerken kültür içinde yaşamanın mücadelesini veriyor ve sanatıyla kendi oluyor. Bu süreç, zor olanın başarıldığı bu süreç, kişilik kolay oluşmuyor. Yani Hasan Çevik başarılı bir sanatçı örneği, genç isim. Evet. Bunu nasıl özetlersin? Tabii öncelikle güzel şeyler söylediniz. İltifat olarak kabul ediyorum onları. Tabii ki hiçbir süreç kolay değil. Benim şu anda resimde yapmak istediğim de bu çok uzun ve belki de hiç sonunu göremeyeceğim sürecin sadece küçük bir aşaması olarak ben değerlendiriyorum. Hayat bir bütün, bir yol aslında. Yani bu anlamda hedef diye bir şeye de çok inanmam. Birden fazla belki hedef ortaya koymak daha doğru olur. Biz o yollar içerisinde bir hareket ederiz ve bizi belli seviyelere getirir bu yollar. Sadece birer duraktır. Sonrasında yeni şeyler bunun üzerine yükleriz. Bu sanatımızda olabilir, bu işimizde, mesleğimizde olabilir, bu sosyal hayatımızda olabilir, hiç fark etmez. Sadece o yola inanmak gerekir ve o yolda da karşımıza bizi belki yoldan zaman zaman başka yerlere de götürecek durumlar da söz konusu olabilir. Ben ona da inanırım. O durumları da, o yeni aşamaları da gözden kaçırmadan
bir noktaya geçmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda bu sadece bir yolda bir durak diyelim. Bundan sonrası benim için aslında daha ne diyelim sıkıntılı olacaktır. Çünkü bir şeyle ilgili övgü aldığınızda bir şeye birileri evet bu iyi oldu, sen bir noktaya kadar geldin dediklerinde artık orada kalamazsınız. Bu övgü de olabilir, bu gerçek de olabilir. Asıl ondan sonra daha sıkıntılıdır. Çünkü sizin o yolun üzerine yeni bir şeyler ya da o taşın üzerine yeni bir şeyler eklemeniz gerekmektedir. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden zor olacaktır. Ben yine Hasan Çevik'e döneceğim ama size sorarak. Sizin aile temelinde devamlık var. Sürekli kurumayan boyalar var. Tuvaller eksilmeden yenileri konuyor. Ve kaçıncı kuşağa gidiyor artık. Yani dönüyor. Dördüncü kuşağa gidiyor sanatta. Evet. Evet. Şimdi buradan bakarak mezun olduğun ilk sanat kurumunda atölyede kaç kişi vardı ve bugün sergiler açan, devam eden kaç kişi var? Devamlı kurum. Tabii benim mezun olduğum kurum Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'ydi. Resim öğretmenliği bölümüydü. Tabii hani kurumun birincil amacı sanatçı yetiştirmek değil, sanat öğrencilerine sanatı anlatacak hoca yetiştirmekti tabii ki ama özel bir kurumdu. Neredeyse tamamı sanatçı hocalar tarafından yönetilen bir kurumdan bahsediyoruz. O yüzden bizim oradan sanatçı olarak, sanatçı adayı olarak çıkabilmemiz gayet normal idi. Ama dedim ya tabii ki her şey için bir çaba gerekiyor, bir mücadele gerekiyor. Devamlı ne kadar gerekiyor. Evet, ne kadar yetenekli olursanız olun, yetenek tek başına, eğer resimden bahsediyorsak, sanattan bahsediyorsak sizi bir yere tek başına götüremeyecektir. Sporda da böyle. Yani her şey de öyledir. Tabii. Yani o iddiayı taşımak için devamlılık gerekir. Disiplin, kesinlikle. Acı çekmek gerekir. Aynen. Yani sanatın başka dallarında, tiyatroda öyle değil mi? Opera, bale de öyle değil mi? Sinemada öyle değil mi? Yani çalışmayla desteklenmeyen yetenek ya da bedel ödemezseniz sizin öyle inanırım kolay kolay farklı bir şeyler ortaya koymaya şansınız olmaz. Yetenek bile heba edilir. Çalışmayla desteklenmezse diye düşünüyorum. O yüzden nice yetenekli arkadaş vardı. Bizden de daha yetenekliler. Fakat hayatın belli şartlarından dolayı herhalde onlar o yeteneklerini o anlamda kullanmadılar. Başka yerlere bunu sevk ettiler. Ama direnip çalışmaya inandığınız zaman kesinlikle kendi işinizde, mesleğinizde bir tık daha yukarı çıkma şansınız olabiliyor. Ben ona sonuna kadar inanıyorum. Çok güzel. Sergide birlikte olduk. Evet. Gördük. Ben orada sergi bütünlüğü kadar hep bu vurguyu yapıyorum. Siz temsil ettiğiniz için Teoman Bey ve Gülseren Hanım'a süre vermeyeyim. Umarım sizi üzmez, rahatsız etmez. Yok, sizin programınızda. Hayır, olur mu? Çok da mutlu olurum, gurur da duyarım. Ne demek? Onları gördüm. Nasıl heyecanlıydılar. Ne diyorlar galeri yöneticiliğiniz için? Nasıl bakıyorlar? Biz bizeyiz. Yani galerici, sanatçı ve izleyici ilişkisi içinde siz izleyicileri, sergi izleyicileriyle ilgili düşüncelerinizi söyleyin. Ama onlar nasıl bakıyorlar sizin galericiliğinize ve açtığınız sergilerdeki tabii duruma? Tabii ki. Şimdi ben tabii sanatçı bir ailenin kızıyım. Yani sadece sanatçı aile derken işte babaannem de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin ilk mezunlarından. Onun babası da ilk asker ressamlardan. Yani bu süre gelen sanki bir gelenek gibi. Ben de hem tiyatro dekor kostüm okudum hem Norveç'te burs aldım. Bergen Akademisi'nde de resim bölümünü bitirdim. Şimdi bu sanki bir gelenek gibi gidiyor ama uzak kalamıyorsunuz. Yani bu ailenin içinde öyle büyüyorsunuz. Yani çok doğal boyalarla büyümüş olmam şey de çok enteresandır. Ben yani ilk temel tasarım dersine girince şeyi düşündüm. Boya karmayı öğretmek, renkleri öğretmek ne gerek var ben biliyorum diye düşündüm ama sonra etrafa baktım gerçekten arkadaşlarım bilmiyordu. Yani o zaman anladım o işin içine doğmak farklı. Bu sadece hani bir tık önde olmanızı sağlıyor ama Hasan'ın da dediği gibi yetenek, bilgi artı süreklilik çok önemli. Ben galerici olarak sürekliliğe çok önem veriyorum. İlk önce sanatçı adaylarını izliyorum. Sanatçı adayı diyorum çünkü sanatçılık çok ayrı bir şey. Bizde çok kolay telaffuz ediliyor. Sanatçı demek çok kolay telaffuz edilen bir şey. Sanatçı olmak o kadar kolay bir şey değil. Başkalarının, sanat tarihçilerinin ve eleştirmenlerin söylemesi gerekti. Ben de söyleyemem.
Yani birinin gerçekten sanatçı olduğunu düşünmek herhalde bir 50 yıllık bir süreç sonrasında esasında gerçekten sanatçı olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi ben kendi sergileri... Bu yani, işin ilk 40 yılı zordur filan gibi bir şey. Evet, bence çok zor. Ben yani ailemde de bunu gördüm. Annemle babam çok hani sürekliliği olan sanatçılar. Babaannem de sanatçı. Annemin ailesi de öyledir. Benim teyzem, dayım hepsi sanat bölümü mezundur. Hepsi işte bir şekilde ya Marmara Güzel Sanatlar'dan ya Mimar Sinan'dan mezundur. Yani hepsinin ne kadar mücadele verdiğini gördüm. Yani sanatçı olmak için her şeyden önce diyorum ya bir duruş lazım. O duruşta etik değerler çok önemli. Ben kendim etik değerleri ailemden öğrendim. O yüzden galerici olurken de buna çok dikkat ettim. Çünkü hem şu anda hem ticaret tarafındayım, galeri tarafındayım, hem de sanat tarafındayım. Bu esasında bana birçok şey katsa da bir yandan da yük. Çünkü iki tarafı birden empati kurarak düşünmek zorundayım. Burada benim için zorlayıcı olan ikisini ortak noktada çakıştırmak. Burada annemle babam, Teoman'la Gülselen Südör benim bunu becerebildiğimi söylüyorlar. Ama bazen hani çok zorlayıcı oluyor. Mesela ne zorlayıcı oluyor? Özellikle genç sanatçı adayları şurada çok sıkıntılı. Çok çabuk para kazanmak istiyorlar. Sanat öyle bir şey değil. Yani hiçbir meslekte çok çabuk para kazanamazsınız. Sanat biraz daha zor. Biraz daha zor dememin nedeni işte bu sürekliliği gördüğü zaman izleyici de sanatçıya gerçekten sanatçı değerini veriyor. Bir insanın gerçekten sanatçı olması için hiç durmadan, sergi için değil, hiç durmadan üretmesi lazım. Ben ailemde onu gördüm. Eğer ki onlara bir teklif gelirse ve değerlendirirlerse her zaman resimleri hazırdır. Çünkü bir mesai gibi saat 8.30, akşam 8 sürekli resim yaparlar. Bu çok önemli. Bir sanatçının sürekliliği her şeyden daha önemli. Çok parlayabilir bir arkadaş, çok popüler olabilir. Ama ondan sonra mesela resim yapmayı bırakanlar var. Pat diye bırakıyor. Bir süre buna göğüs geriyor, yapıyor, popüler oluyor, satılıyor, izleyiciler biliyor. Fakat bir anda da bırakabiliyor. Yine hep tabii ki hayat çok zor. Hayatın getirdiği yüklerden oluyor ama bu zor yolu seçenlere de desteklemeliyiz diye düşünüyorum. Bu sürekliliği olan sanatçıları özellikle. Ben desteklemeye çalışıyorum. Kendi galerimdeki seçimlerimde, esasında benim seçimlerim. Herkes beğenmek zorunda değil. Ben biraz daha böyle kendi zevkime göre ve dediğim gibi sanatçının duruşuna göre seçiyorum. Sanatçının duruşu benim için çok önemli. Bu zorluklara göğüs geriyor mu? Gerçekten sanatın yükünü taşıyor mu? Gerçekten böyle temiz bir duruşu var mı? İstediği gerçekten sanat mı, popüler olmak mı? Bunları çok sorguluyorum. Sonra teklifte bulunuyorum. Tabii ki duayen sanatçıları bende açtığı zaman çok mutlu oluyorum. Yani onları zaten izlememe gerek yok. Son örnek var ki sergi içinde kaybettiğimiz. Evet. Ben ona çok çok tabii ki inanılmaz derecede üzgünüm Sayın Yusuf Katiboğlu. Onu da buradan analım. Benim amcamdı diyeyim. Benim için çok çok değerli bir insandı. Hala değerli. Yani zaten değerini hiçbir zaman kaybetmeyecek. O yaşıyor, sanatıyla yaşıyor. Çok güzel bir sergi oldu. Eşi Ursula Katipoğlu ile birlikte. İkisi de çok değerli sanatçı. Maalesef hastalığını sergiye başladıktan sonra öğrendik. Yani ortasına doğru, hatta sonlarına doğru. Ama o kadar güzel bir sergi süreci geçirdik ki. Hem hazırlık aşaması, bitişine kadar hep böyle güldük. Eğlendik. Çünkü sanatın içinde biraz eğlence de olmalı. O kadar çok ciddi bir konu. Ama bir yandan da Yusuf Katipoğlu'nun o güzel nüktedanlığı sergiye çok daha güzel kıldı. Gelenler çok mutlu oldu. Ve inanın ben tabii ki Yusuf Katipoğlu'nu çocukluğumdan beri tanıyorum. Babamın, annemin atölye arkadaşı, can dostuydu. Yani hiçbir zaman sanatı dışında bir şey düşünmedi. O sergiyi hiçbir zaman düşünmedi. Gördün mü? Evet, açılışta beraberdik. Tabii evet. Ki. Hatta çok enteresan, Telge'ye de anlatmıştım. O gün Yusuf Bey, Yusuf Katipoğlu sanki sergisini dışarıdan gelen bir ziyaretçi gibi gezdi. Tek tek bütün resimlerin karşısında geçti. Aynen o resimlere öyle. O kadar dikkatli baktı ki. Bütün resimlerine baktı. Tabii aklından ne geçti bilmiyorum.
Öyle bir anı var aklımda. Çok enteresan bir sahneydi. Bir dışarıdan izleyici gibi resimden incelemesi. Belki bilemiyorum, gideceğinin farkındaydı. Son defa sanki resimlerine o şekilde baktı ve kısa süre sonra da gitti. Aslında hastalığını hiç bilmiyordu. Ve sergi sırasında da konuşmasında da çok enteresan bir şey söyledi. Ben esasında böyle kala kaldım. Ve üzüldüğümle direkt söyledim. Çünkü ilişkimiz çok yakındı. Şey dedi, bu son sergimi kızım Telga'nın galerisinde açıyorum dedi. Bu birdenbire böyle beni gerçekten şoke eden bir durum oldu. Sonra şey dedi, çok yaşlandım o yüzden resim yapamayabilirim dedi. Ben üzüldüğümü görünce gerçekten de öyle oldu. Yani ama çok büyük bir sanatçı. Hiçbir zaman maddi kaygı gütmemiştir. Tüm zorluklara da göğüs germiş bir insandır. Eşiyle birlikte. Ursula Katipoğlu ile birlikte. Ekav Art'ta sergisi süren Muzaffer Akyol'un kadim dostu idi. Cenazesinde Muzaffer Akyol'la birlikte Kuzguncuk'ta olduk uğurlanırken. Bir taraftan onlar yaşanıyor, öbür taraftan şu anda sergisi olan büyük değerimiz, arkadaşımız, sanatçımız Muzaffer Akyol ile paylaşıyoruz. Aynı galeride sergi açan Hasan Çevik şu anda programda. Tabii. Hayat bu biçimde sürüyor. Hayat devam ediyor. Sanatçılar ama hiçbir zaman ölmüyor sanatçılar. Evet. Gerçek sanatçılar hiçbir zaman ölmüyor. Önemli evet. olan o. Yani geleceğe kalan hep sanat eserleri. Sanatçılar Mustafa Kemal'in koyduğu o programda arasız devrimler diyor. Büyük devrimciler aslında. Zoru tabii. gözleyen, değiştiren... Öncüler. Yani aydınların özel bir kesimi sanatçılar. Risk gerçek, alanlardan bahsediyor. Gerçek sanatçılar, evet, evet. Bizde herhalde bir resim ortaya koyarken ya da sanatın herhangi bir risk ortaya aslında koyuyorsunuz. Evet. Çünkü bir şey yapmak kolay olabilir belki. Süreci kimse bilmez. Risk olan nedir orada? Onu siz göstermeye başladıktan sonra artık büyük bir risk alıyorsunuz. Karşısında duyabileceğiniz İmza her şey. İmza koymanın sorumluluğu var. Evet yani arkasında ama durabilecek misiniz? Ama gerçek sanatçılardan bahsediyoruz. Yani evet. öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hani hiç değilse ben öyle hissediyorum. Ve o zaman da göstermek kolay olmuyor her zaman Tabii için. Çünkü emin olmalısınız. Arkasında durabilmesiniz yaptığınız işinizin. Sonrasında bu tarz riskleri göstermek daha kolay olabilir. Sanat tarihinin tarihini incelediğimizde, sanat tarihi... Genç, yeni bir tarih yazımı. Tabii. Bir tarihle başlayan ve gelen ilk örneklerini yaparken adını sanat tarihi yazımı diye koymadan başlayan bir süreç bugünlere geliyor. Ülkemizde de birçok şey yeniden yazılması gerekiyor. Yeni bir dünya kurulurken belli kalıplar üzerinden bakmak değil, belli ilkeler koyarak, sanatın içinden bakarak, sanatın ekonomi politiğini, sanatın sanat siyasetini, kültür ve sanat ilişkisini ve orijinallik, biriciklik esas değil midir? Tabii. Şeyde o imza sorumluluğu dediğimiz şey, yeniden yazmak gerekir düşüncesinde bir takım insanlar ve bu konuşuluyor. Belli kronolojik sırayla yazmak değil, yeni isimler bu anlamda önemli. Sizin yaptığınız ikinci sergisini Hasan Çevik'in açıyorsunuz. Nereye evet. gider? Ayrı bir mesele değerlendirme için. Ama önermek. Belli şeylerle gitmemek. Tabii ustalar, yeni, evet. Ustalar ve yanında da muhakkak yani sanat dünyasının içine yeni adım atan gençlere yer vermek lazım. Koleksiyonerler için de bu geçerli. Tabii. Onlara yaşama ortamı tanımalı. Tabii ki. Sanatçılar da bunu yapmalı. Yani koleksiyonerler de sürekliliği takip etmeli. Etmeli. Hep beraber tabii, etmeliyiz. Süreç ona. Önemli işte orada. Galericinin bir süreci olacak. İzleyici, geçmişi olacak, şimdiki olası olacak. İzleyici yeniyi de açık tutarak şeyleri görmeli, bakmalı. Kendini biriktirmeli, geliştirmeli ve yeni olanla da ilişkiye tabii, geçmeli. Hem izleyici hem koleksiyoner aynı zamanda bir yandan da sanatın destekçileri. Yani tabii. bu galeri sanatçı ve izleyici, yani izleyici ve koleksiyoner diyelim. Bazen izleyiciler koleksiyonere de dönüşüyor çünkü. Sürekli geliyor, izliyor, en sonunda bu işe adım atmak istiyor. Şimdi bu üçlüden bir tanesini çıkardıysanız olmuyor zaten. Evet. Bu üçlü hep beraber olacak. Tabii ki bu beraberlikte de gençleri de destekleyecekler. Yani
genç sanatçıları desteklemeliler ki sanat devamlılığı aslında olsun. Çünkü bir meslek olarak koleksiyonunun niteliğini geliştirerek tabii ki. Ben gördüm, fark ettim ve yaptım mı yaşamak adına da kişisel ondan çok mutluluk duyuyorlar zaten. Yani ben gördüm, aldım ve koleksiyonuma kattım. 5 yıl sonra Türkiye'nin en değerli sanatçılarından biri adı olarak geçiyor. Sporda bunu görüyoruz. Herkesin anlayacağı biçimde örnek verirsek, altyapıdan o çocuğu alıp o takımda oynattığınız zaman onun evet. yıldız olduğunu, milli takıma seçildiğini gördüğünüzde ona emek veren veya izlerken ben bunu C liginde filan Anadolu kasabasında izledim ve oyuncu olacağını gördüm demenin tadı gibi. Evet, çünkü biliyor, bilerek yaklaşıyor. Evet. Öncesinde bir onunla ilgili bir görgüsü var. Evet. Galericinin de, sanatçının da, koleksiyonerin de sanatla ilgili bir görüsünün, ön görüsünün, geri görüsünün olması gerekiyor ki bu süreçleri takip edebilsin. O bakımdan o geleneğin bir parçası olacak aslında. Evet. Yani bir anda evet başlayabilirsin, heves edebilirsin her şeye, resme de, sanata da, galericiliğe de, koleksiyonerliğe de. Ama sonra kendini gelenekle bağlayıp daha fazla yükseltmenin yolunu bulacaksın. Evet. Yani bir anda öyle işe soyunarak pehlivan gibi bir anda olacak bir şey değil. Hiçbir şey bir anda olmaz. 30 yıla yaklaştı TÜYAP Sanat Fuarı ki sizlerin hep katıldığınız fuar. Tabii hep katıldığımız bir fuar. Önemli bir fuar, devamlılığı Türkiye için çok önemli. Çok önemli bir fuar. Şimdi burada baktığımız zaman fuar kataloglarını koyalım 30 yılın, 28 yılın kataloglarını. Açalım ve bakalım 28 yıldır katılan kaç galeri var? Tabii. Kaç sanatçı var? Sanatçılar nasıl gelişmişler? Bugün 28 yaşında olan da katılabilir. Şansı nedir? 35 yaşında olan yani, ama galeriler açısından baktığımız zaman yani 2 yıl sonra kapanan galeriler mezarlığıdır. Alım satım tarihi bir yerde de. Bu da galericilerin de kendilerini eğitmeleri. Ben bulunduğum bölgede de bunu gözlemliyorum. Evet. Yani ben şimdi Kadıköy'deydim. Tophane tarafına geçtim. 3 yıldır Tophane'deyim. 3 yıldır herhalde bir 6 tane galeri açıldı ve kapandı. Yani evet. bunun içinde 3 ayda açılıp kapanan da var. Evet. Yani sürekliliği sağlamak kolay bir şey değil, çok zor. Her konuda. Evet, her alanda olduğu her alanda. Gibi. Yani, bir program koyacaksınız. Sanat hayatında bir sanatla siyaseti karıştırırız ama bu sefer yapmayacağız. Yapmayacağız ama yine koyalım. Yani siyasi partiler, futboldan örnek veriyoruz, sanat konuşuyoruz, siyasetten örnek verelim. Hangi programla davranıyora bakmak zorundayız. Yani kulüp tutar gibi tutmamamız lazım. Tabii ki. Sanatta da öyle. Kesinlikle. O şu sanatçı diye kilitlenip kalmamak, gezerken genç yeni isimlerin olduğu sergileri gezmek, atölyeler gezmek gerekiyor. Yeni programa bakmak. Yani ne diyor sürekli bu? Sürekli takipte olmamız gerekiyor. Takipte olmak gerekiyor. Geçen bir sohbette Telga bir kelime kullandı. Sanatsal bağnazlık dedi. Evet. Yani tam herhalde bahsettiğiniz şeye denk geliyor. Sanata bağnazca bakmayacağız. Bakmayacağız. Evet, sürekli antenleriniz açık olacak. Kesinlikle. Yani o bağlantıları kurduğunuz sürece geçmişle, şimdiyle ve geleceğe dair öngörülerle o zaman herhalde gelişmekte kaçınılmaz oluyor. Tabii. Evet. TÜYAP bunun için çok güzel bir fırsat. Çok biz galericiler önemli. İçin şöyle bir fırsat, özellikle inisiyatif tarafında genç sanatçılar kendileri birlikte bir inisiyatif oluşturup fuardan işte fuar onlara alan veriyor, duvar veriyor. Hatta ekipman da veriyor. Yani esasında üstlendikleri misyon bence çok önemli. Kesinlikle. Bizler de orada gerçekten galericiler olarak geziyoruz. İşte arkadaşlık veya iş ilişkisi kuruyoruz, bakıyoruz resimlere, devamlılığına bakıyoruz. Mesela ikinci yılki devamlılığına, üçüncü yılki devamlılığına bakıyoruz. Bu bakımdan da mesela böyle fuarlar esasında bizler için çok önemli. Genç sanatçıları görmek ve diğer bütün sanatçıları görmek açısından. Evet. Evet. Peki yurt dışında fuarlar, etkinlikler geziyorsunuz, görüyorsunuz evet. tabii. Türkiye'deki sanat hayatını bu anlamda olumlu örnekleri ile konuşmak mümkün. Mümkün. Bence bağımsız Türkiye programlarda almak ve açmak gerekiyor. Tabii. Tek tek şeylerle. Bence Türkiye burada bayağı iyi bir noktada sanatta şu anda. Önemli bir ülke. Önemli bir ülke. Sanatta da çok iyiyiz esasında. Evet. Bunu anlamalıyız ama biz hep kendimizi esasında daha sanki iyi değilmişiz gibi görüyoruz ama gerçekten iyiyiz. Ben öyle görüyorum. En azından şu var, futbolda yine spor örneğinden bakarak Galatasaray'ımızın
11'inin 11'i yabancı, Beşiktaş'ımızın 11'inin 10.5'u 11'i yabancı, Fenerbahçe'nin bu denge sanatta hiç olmasa kendi şeyiyle çıkan uluslararası olan sanatçılarımız var farklı alanlarda. Tabii ki. Temsil eden sanatçılarımız var. Her alanda var, her alanda var. Gurur verici. Bizde bilgi... Futbolda C kümesine düşerken espediği kötü acı veren bir şey yani gerilerken sanatta başka bir boyuta geçiliyor. Hepsinde güçlü olacağımız umutlu günlerde yeni dünyanın içinde olacak. Her zaman olacak, umutlu olmak umutluyuz. Lazım. Evet, evet, maalesef programın süresi işte böyle bitiyor. Son sözler diyelim. Sergiyle ilgili hangi tarihe kadar açık? İkişer cümle ile vedalaşalım. 16 Şubat'ta açıldı. 9 Mart'ta kapanacak bu sergi. Ben bütün izleyicilerin bu güzel 360 derecelik sergiyi görmelerini isterim. Çok keyif alacaklarından Hasan eminim. Çevik, Hasan Çevik'in sergisi Sessiz. Diyani Galeri'de Galatasaray Lisesi'nin hemen arkasında Fransız Sokağı diye adını zorladılar ama hayır orası tutmadı, Cezayir Sokağı'ydı. Fransa'ya karşı, Fransız emperyalizmine karşı mücadele vermiş Cezayirlilerin kazanarak İstanbul Kent Meclisi'nden adını aldıkları sokağın hemen çıkışında, o güzel galeride. Evet. 9 Mart'a kadar sergi devam edecek orada. Çok keyifli bir açılış yaptık. Sergiyi kurma sürecinde de büyük keyif aldık. Telga ile beraber bütün bunları organize ettik. Hatta bana demişti resimleri asmak için birilerini mi çağırsak? Hayır dedim. Ben geleceğim ve beraber asacağız ve beraber astık resimleri. Evet. Her şey keyifli oldu, keyifli başladı. Anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla da iyi tepkiler alıyorum sergiyle ilgili. 9 Mart'a kadar Galeri Diyani'de sürecek. Bundan sonrası için çalışmaları da hala devam ediyorum. Herkesi orada görmek dileğiyle teşekkür ediyorum. Çok çok içten teşekkürler. Ben temsil ettiğim yapı Erkan Yücel Kültür Merkezi Kadıköy ve Galatasaray Lisesi'nin çok yakınında USMER, Ulusal Strateji Merkezi Sanat Masası sorumlusu olarak sizi saat sınırı olmayan 2 saat 5 dakika, 3 saat 7 dakika sanat konuşmaya, Südor ailesini, Kemal Bey'i ve Gülseren Hanım'ı alalım, siz konuşun, geçmiş olsun dileğimi de iletin. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Konuşalım, bize kenti anlatsın Hasan Çevik ve sergisini orada ayrıntılarıyla anlatsın. Daha uzun programlarda beraber olalım. Onları da çekiyor ve belgeliyoruz kameralarımızla. Geleceğe taşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo'nun değerli dinleyicileri. İki konuğum Telga Südor Mendi ve Hasan Çevik. Sessiz sergisi Galeri Diyani'de üzerinden Türkiye'de sanatın bugününü ve sorumluluklarımızı paylaştık, sohbet ettik. Teşekkürler. Teşekkürler, saygılar.